Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün 22 Ekim 2013 Salı. Nihayet herkes tatilden döndü İstanbul'dan ve az önce de Kaan Sarıaydın stüdyolarımıza geldi. Yoğun bir trafiğin ardından Morgan Stanley eski CEO'larından Kaan Sarıaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugün keyifli bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum. Seninle sohbetler bayağı bir şey yapıyor. Konuşurken önce yavaş başlıyoruz. Hani yavaş, slow başlayan bir şarkı gibi daha sonra hızlanıyor. Gündemi biliyorsun. Şu an biz tatildeydik. O sırada Amerika'daki hükümetin kapanması olayı bitti. Şimdi herkes bu tahvil azaltımı işinin Mart'a kaldığını söylüyor. Birincisi, buna katılıyor musun? Bunların hepsi işte algı yönetimi olduğu için. Evet. Amerika'da gördüğümüz olaylar zaten çözülecek diye bir inanç vardı. Evet. Birazcık heyecan yaratılsın diye piyasalarda hareketlilikler oldu ama aslında piyasacıların hepsi biliyordu ki bu çözülecek. Yani çözüldü de sonunda. Çözüldü derken aslında hep erteleniyor biliyorsunuz hocam. Çözülmedi ya bence çözülmedi. De. Çözülmedi. Şimdi bu Ocak 15'te yine masaya gelecek, yine konuşulacak. Ondan sonra Nisan'a yine aktarılacak. Bu işin sonu yok. Şimdi bir gerçek var ki borçları borçlarla çözmeye çalışıyoruz. Artık dünyanın hali budur. Bilhassa da 2007-2008'den beri daha da bariz bir şekilde yapılıyor. Borç miktarını ikiye katladı Amerika son yıllarda. Yani bu devam edecek. Kaan, başka bu yolu noktada, yok. Tam bu noktada unutacağım yoksa onu söyleyeceğim sana. Şöyle ben hani yazılı ekonomi tarihi var ya. Evet. Şöyle 250 yıl geriye git. Tamam mı? Hani Adam Smith'ten itibaren başlayan bir normal formatlanmış bir ekonomi teorisinin başladığı dönemler o zamanlar. Gerçi bazı yazarlar Reinhardt, Kaminski, onlar 1600'lü yıllara kadar giderek işte ülkelerin borçluluk seviyelerini falan kitaplarında yazdılar ama görebildiğimiz gerçek kayıtlı tarih 200-250 yıl geriye gittiğimizde görebiliyoruz. Bu dönemde ben her bir yerde konferansa falan gittiğimde veya yeri geldiğinde konuştuğumda hep şunu belirtiyorum. Dünyada böyle bir dönem daha önce yaşanmadı. Benim bilgim dahilinde yaşanmadı. Yani borçlu dönem yaşandı. Yani evet. İkinci Dünya Savaşı sırasında bütün gelişmiş ülkeler çok ciddi borç yükü altına girdiler. Biliyorsun Almanya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok felaket bir evet. Hiperenflasyon yaşadı vesaire. Ama şu iki konu yaşanmadı daha önce. Bu kadar gelişmiş ülkelerden bahsediyorum yalnız. Gelişmekte olan ülkeler daha önce borç krizleri yaşadı. Fakat gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsi. Evet. Yani hadi Almanya'yı %10'ların 70-75 aralığında borç milli gelir oranı ama dışlarsak diğer bütün gelişmiş ülkelerin borçlarının ikiye katlandığı, İngiltere'de dahil, milli gelirin %100'ünü aştığı ve bu arada da para tabanının yani basılmış olan paranın 2-3 katına çıktığı başka bir dönem daha yok. Yok. Yok, tarihte böyle bir yok. Şey yok. Ve buradan hani çıkış diyoruz ya, ya daha çıkış lafını dedi şey Bernanke, yani çıkış falan demedi. Evet. Böyle bir dedi, bütün gelişmekte olan piyasalar çöktü. Ben şeyi hayal edemiyorum ya, basmaya devam edecek parayı ama bir miktar, bir 10 milyar dolar azaltsa 6 ayda 60 milyar dolar yapar mı? Önümüzdeki Mart ayına kadar eğer kaldıysa 510 milyar dolar daha tahvil alımı ve özel sektör işte mortgage kağıtları alacak. Yani 510 milyar dolar daha sürecek piyasa. Bize bilmiyorum sen ne diyorsun ama bize öğrenciyken öğrettikleri budur. Veya biz de öğrencilerimize üniversite dersi anlatırken enflasyon her yerde parasal bir fenomendir. Türkiye'nin enflasyonunun tek bir sebebi vardı. Kıbrıs harekatı sonrasında ortaya çıkan bütçe açıklarının sürekli olarak para basılarak kapatılması ve kamu harcamalarının
para basılarak karşılanması ve kronik bir enflasyon dönemine girdik. İlk defa belki dünyada hiper enflasyona gitmeyen bir enflasyonduk. Şimdi acayip bir tarihi dönemden geçiyoruz. Ve biz bunun farkında değiliz. Dünyada böyle bir dönem yok. Ve buradan nasıl çıkacağımızı emin ol hayal edemiyorum yani. Bu ortamdan tekrar eski hani borçların çok düşük olduğu, büyümenin yüksek olduğu vesaire bir döneme girebilecek miyiz? Bu ciddi bir enflasyon getirir mi? Sen söylüyorsun erteleniyor, sürekli erteleniyor, çözülmüyor. Ya 15 Ocak'ta ben hayal edemiyorum Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki meydan savaşını, yani olacak meydan savaşını. Sen şimdi bu resimde sen ne görüyorsun? Şimdi, anlat onu. Bir de ben anlatayım. Tamam. Ben de hocam bir hayal edelim o zaman. Hayal edemiyoruz dediniz. Edebiliriz aslında. Hayale başlayalım. Çünkü düşleri kurmanız lazım ki realiteyle karşılaşmak için. Realiteyi de bir yerde yaratmış olursunuz düşlerinizden. Bu borç konusunda çok farklı bir dönem yaşadığımızı, hatta insanlık tarihindeki bence en önemli ekonomik devire girdiğimizi kesinlikle inanıyorum. Bir değişimdeyiz, transformasyonun içindeyiz ve başında değiliz bunun. %100 katılıyorum. Ortalarını bile geçtik. Hiç itiraz yok. Belki son dönemlerine geliyoruz. Bu da daha sürecek, daha yıllar sürecek. Herkes bitmiş artık otları falan deyip duruyorlar ya. Güllük güllüse hepsi yalan, öyle bir şey yok. Çünkü realitelere bakalım. Bu kadar para arzı. Para arzı eşittir borç zaten. Her yaratılan kuruş eşittir borç. Yani evet. Parasal sistem öyle olduğu için büyümemiz gerektiği için de dünyada büyüdükçe de borç oranı artması gerekiyor. Bu da bir realite. Doğru. Bunu genelde unutuyor birçok ekonomist. Ama bir gerçektir. Her yarattığınız doların, her yarattığınız TL'nin karşısında borç vardır. Başka türlü yaratılmaz bu paralar. Büyümesi bunları bilmek lazım. Büyümesi gerekiyor dedin. Büyüdükçe evet. Borç artıyor. Evet. Fakat 2008'de dikkat et hızla küçüldü. Evet. Ve borç ikiye katlandı. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü orada aslında sıfırlanmış karşılığı olmayan borçlar vardı. Biliyorsunuz mortgage devrindeki patlayan bütün her şeyi. Onları değerli göstermek için borcu borçtan kapatmaya daha da borç yapıldı. Aynen. Şimdi öyle. Gelelim en büyük yalana. Ha. İnsanlığın yaşadığı en büyük illüzyona. Ha, evet. Bunu son günlerdeki televizyona çıktığımız programlarda da bunları tartıştık. Şöyle bir konu var. Devamlı denildi ki ya borç yükü çok yüksekti 2008'deki krizde. Ondan bunu azaltmak için merkez bankaları para bastı. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına ne kadar para basıyorsa borç miktarını yükseltiyor ve şu anda yapılan hep o. Borcun üstüne borç dökülüyor. Gittiği yere kadar gitsin deniliyor. Bütün politika şu anda. Hocam aynen dediğiniz gibi. Gittiği yere kadar gitsin. Sonunu konuşmak tabu gibi bir şey oldu. Dediğiniz gibi bir iki ay önce işte bu taper yapılacak denirken. Ben işte onu hayal edemiyorum ya. Hayal etmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir realite var. Şimdi demin rakamlar telaffuz ettiniz. 500 küsür milyar falan. Aslında daha da fazla bastıklarını gördük. Hani 85'i 6 ile çarpınca. 85'ten fazla. 100 milyar yükseltmişler geçen ay bilançolarını. Çünkü bu borç tavanı olayından bir de ekstra bir borçlanma yükü çıkıyor. Ha, evet. 100 milyar. Yani bu rakamlar gittikçe artıyor. Bunun sonuna hesaplarsak 2018'e kadar şu andaki hızla devam ederse Merkez Bankası Amerika'nın para basmaya bütün borcun sahibi olacak Amerikan devletinin. Yani alacağı olacak. Şimdi bu senaryoyu imkansız dersek imkansız demiyorum artık. Çünkü öyle bir devirden geçiyoruz ki olabilir. Yani bütün hazineyi ele geçirmiş olacak. Şimdi düşünelim. Onu 2018'deki o durumu nasıl olur diye düşünürsek. Bence 2018'e kadar sürmeyecek bu konu. Çünkü siz demin borç kriz kelimesini telaffuz ettiniz. Evet. Bence tarihin en büyük borç krizine doğru gidiyoruz. Bu da sürecek. Yarın olmayacak. Öbür gün olmayacak. 2014'ün sonuna doğru Avrupa'da bunun sallantılarını yaşayacağız. 2015'inde son çeyreğinde bence Amerika'da bu üç patlak verecek artık. Çünkü FED dediğimiz kuruluş şöyle bir iki taşın arasında kaldı. Biz bunu azaltmamız gerekiyor bir hisleri var. Telaffuz etmenin ilk harfini bile söyleyince ne olduğunu gördük. Yapamadılar. Cesaret edemediler. Yani para basmayı hafifçe azaltalım lafı dünyaya kriz getirdi ya. Aslında ya kriz değil. Yani hayır hocam hayır. Aslında var ya hazım etmeye başladı bütün piyasalar bu olayı. Yapsalardı çok güzel hazım edilecekti. Ona izin verilmedi. Yine korkuldu. Daha da çok para basıyorlar. Devam ediyorlar. Sonunda ne olacak? Sonunda ekonomiye zarar verecek bu kadar para basmaları. Bak söylediklerin onların şu an yaptığı niye yanlış biliyor musun? Yani %100 ispatını yapalım mı? Yapalım. Hatırla 2000 yılında bize bir para tabanı hedefi vermediler mi? Hani Demirbank'ın battığı dönemde. Evet.
Demirbank batarken Merkez Bankası normalde Demirbank'ın tahvillerini alsaydı, içeriye para koysaydı Demirbank batar mıydı? Batmazdı tabii. Ama ne oldu? IMF bu para tabanını aşamazsın dedi, parasal tabanı. Bilançonu büyütemezsin dedi ve batıracaksın dedi. 20 tane diğer bankayı da batıracaksınız aynen dediler. Öyle. Aynen öyle. Sebebi de şuydu. Ama doğru olan oydu. Doğrusu da o zaten. Doğrusu oydu. Doğrusu odur. Kolu keseceksin. Yoksa kangren olur. Ve o zaman bize verdikleri reçeteyi şu an uygulayamıyorlar. Çünkü uygulamaya da kalkarlarsa Amerika'da 10 tane bankanın, büyük bankanın battığını düşünsene. Düşüneyim. Düşünelim. Hocam dünya, bakın. Bu tabuyu kıralım. Bu tabuyu kıralım. Herkes devamlı diyor yapmak zorundalardı yoksa düşünse. Ya düşünelim bir saniye. Türkiye'de 21 tane banka batıp da Türkiye ondan 12 yıl sonra ekonomisi sağlam duran, büyüyen bir ülke ise Amerika kapitalizm abidesi olarak geçinen bir ülkede kapitalizm rekabet kurallarını uygulamazsa, yok efendim bunlar batarsa dünya bat. Öyle bir şey yok. Batırsalardı çoktan biz bunlardan kurtulmuştuk. Bugün teknolojik bir dönemin gelmişte başlamış olan bir yeni bir büyümenin, yeni bir istihdam ortamını konuşuyorduk sizle. Devamlı her gün devamlı bu krizi daha ne zaman atlatacağız, ne yapıldı konuşmayacaktık. Buna izin vermemeleri en büyük günahı işlediler. Geriye bakarsanız siz aynen de akademisyensiniz. Tarih kitaplarında bunların yaptıkları dünyayı en büyük felakete sürüklediklerini bir dönem içinde oluyor. Birden olmuyor. Ondan algılama sorunu var. Şimdi herkes ya ne var ki her şeyi dünya batmayacak dünya. Yalnız yanlışlar yapıldı. Çok büyük bir risk yapıldı, yaratıldı orada. Bu riskle nasıl çıkacağız, nerede patlatacağız bu bomba düşüncesinden yaşıyoruz her sene. Her sene her gün. Şimdi ne yapacaklar? Bir gün bu pim çekilecek. Ya kendileri çekecek ya da bu gerçektir. Kaos vardır. Bu sistem entropidir yani. Tabii, entropi aynen, dediğimiz bir olay. Bir gün hiç beklemediğiniz anda bu pin çekilecek. O zaman FED'miş buymuş kimse işleyemeyecek ve o çöküş çok ciddi olacak. Benim hep demek istediğim budur. Bir gün bundan yüzleşmemiz gerekecek. Olamaz. İmkansız çünkü yapılan iş. Ya işin fizikine, yani fiziğine, doğasına aykırı değil mi abicim? Yani şöyle, sen diyorsun ki ben onu biraz daha sıradan vatandaşımızın da anlayacağı hale getireyim. Hani borç artıyordu. Basılan her para şu an borçtur. Tabii ki borçtur. Şu an ne yapıyor? Amerika'nın tahvilini, yani hazinenin çıkarttığı tahvili ve özel sektörün de çıkarttığı tahvilleri. Sadece hazinenin Merkez değil. Merkez Bankası alıyor. Merkez Bankası alıyor, kasasına koyuyor. Bravo. Karşılığında para veriyor. Aynen. Bu para bize geliyor. Gelişmekte olan ülkelere bravo, gidiyor. Doğru. Değil mi? Doğru, doğru. Biz büyük burada, kısmı buraya evet, geliyor. Biz burada süper şeyler yaşıyoruz. Bunun daha çekilmesinin lafı edildiği anda ortalık darmadağın oluyor. 3 ay öncesine bakın. Evet. Hatırlarsınız. 93 binden şeye 74 binde borsa ya düşerken faizler 4.60'dan 10.5'lara çıkarken. İşte ne etkisi olduğu, sadece telaffuz etmenin bile ne etkisi olduğunu gördüler. Korktular. Ama korkmamamız lazım. Çünkü şimdi korktuğumuz için ileride çok daha büyük bir reaksiyondan karşılaşacağız. O zaman şeye benzetebilir miyiz bunu? Bir düdüklü tencere düşün. Alttan ısınıyor sürekli. Hı hı. İçinde su var. Düdüklü tencere sürekli hava kaçırıyor. Evet. Hani biliyorsun kaçırmaya başlarsa, bir yerden delik bulursa belli bir süre sonra basınç öyle bir içerideki basınç dış basınçtan fazla hale geldi ama patlatır. İşte entropi artıyor dediğim o. Sistemin evet, içindeki karışıklık artıyor. Şimdi biz burada çok kötümser gibi konuşuyoruz ama. Hayır hiç de değil. Yani peki, hep onu derler öyle değil. O zaman şöyle bir şey mi olacak? Yani bunun sonunda ne olacak sorusuna gelirsek. Amerika ben borcumu kardeşim ödeyemiyorum mu diyecek. Yani büyük ihtimal temerrüte düşer. Ödeyemeyecek zaten. Bu borçların hiçbiri ödenemeyecek. Bakarsanız borçların hepsi borçla ödeniyor. Zaten ödenilmiyor. Yani şimdi şöyle bir illüzyona kapılmış herkes. Biz şimdi büyüyeceğiz, üretim olacak. O üretimden olan gelirlerle borç ödenecek. Öyle bir şey yaşanmıyor, yaşanmayacak. Evet. Yani mümkün değil çünkü boyutlar öyle bir boyuta geldi ki. Ve bu sonsuz bir saadet zinciri. Aynen, bütün aynen, bunun adı Titan. Bir Ponzi oyunu. Titan, Ponzi oyunu, saadet zinciri. Çünkü bakın dünyadaki dünyanın milli geliri, yani dünyanın bütün yarattığı gayri safi milli geliri toplarsak 70 trilyon dolar yılda. Karşısında 190 trilyonu aşmış bir borç var. 200 trilyona yanaşan. Bu rakamlar her sene artacak. Her sene o oran gittikçe artıyor. Yani bu para hiçbir zaman geri ödenemeyecek. Şimdi düşünelim, biraz bir sorgulayıcı olalım bu sistemi, belki eleştirmemiz gerekiyor. Bu ne demektir? Bu parayı basan enstitüsyonlar daimi bir karı
garantileri yok kendine. Çünkü o büyüyen borç miktarının faiz oranı ne kadar düşük de olsa bir faiz oranı var. Bu faiz bir yerden ödenmesi lazım. E peki sisteme o faiz nereden girecek? Daha yeni para basınma zorunluluğundan. Kendileri garanti altına almışlar. Teminatları budur. Sürekli borcu artırarak sürekli faiz ödendiği için bu faizleri ödeyebilmek için daha fazla para basmaları gerekecek. Bunu bir anladınız mı? Bu karşılıksız parasal sistem nasıl işlediğini sorgulamaya başlıyorsunuz. Ve bunun içinden kimse çıkamıyor. Bu sistemi yıksak ne olacak? Bu sistemden ama şu var. Bu sistem kendini yıkacak. Aynen. Çünkü bunun sonu odur, belli ve bu çok uzun sürmeyecek. Bundan yüzleşmek istemiyor insanlar. Çünkü neden? Şu illüzyon daha var. Aa, ben şimdi her yerde görüyorum. Emlak fiyatları uçuyor. Bilhassa İstanbul'da çok ciddi bir şekilde bir gayrimenkullarda fiyat artışı var. Herkes sanıyor ki bu sonsuza kadar gidecek. Ben herkese söylemiş olayım. İspanya'dakiler de öyle zannediyor. İspanya'da sandılar, İrlanda'da zannettiler, Amerika'da, Japonya'da, İngiltere'de, Japonya'da. Bunların hepsi yaşanmıştı dönem dönem. Evet. Aynısı ve Türkiye'de yaşanmış. Ve hiçbir şey öğrenmiyoruz burada. Öğrenmiyoruz çünkü insanlar öğrenmek istemiyor, sevmiyorlar. Acı ilacı görmek istemiyorlar. Ben bunu söylersem şimdi kötü oluyorum. Nasıl de, söylersin hayır. Hepimiz zengin oluruz. Kardeşim sonsuza kadar zenginlik yaratmak yoktur. Ne olacak sonunda? Bu sıcak patates birinin elinde kalıyor. Bunu unutmayalım. Bu demirbaşı çeviremezseniz paraya elinizde güm diye patlar. 1 milyonluk daire olmuş 2,5 milyon. Siz alıyorsunuz bunu 3-4 yaparım diye. O bir gün elinizde patladı mı 1 milyona satamayacaksınız. Sen şeyi okudun mu? Bir matematikçi borsa oynuyor. Evet tabii. Evet. Çok Mathematician play stock market. Tabii tabii yıllar öncesi okudum onu. Evet. Bak orada bu sistemin aslında bu piyasalar dediğimiz sistemin nasıl çalıştığını adam çok basit anlatmış. Çok basit izleyicilerimize de örnek olması açısından vereceğim onu ama Abdurrahman Şahin'in bir sorusu var. Hocam iyi yayınlar. Bu olay kıyamet gibi sanırım diyor. Peki sağlam olan nedir? Bu krizde küçükler nereye yatırım yapmalı? Evler de patlayacak demiş. Ayrıca Levent Göktem demiş ki beyler Güney Kıbrıs'ta yaşanan durumun Türkiye'de ve dünya genelinde yaşanabileceğini mi söylüyorsunuz diyor. Bankalar ödeme kabiliyetini yitirecek, batmasalar bile insanların parasına el mi konacak? Bankaya yatırdığımız parayı 5 yılda 10 yılda taksit mi alacağız diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani burada biz şunu vurgulayalım. Biz küresel bir sorundan bahsediyoruz. Evet. Bu özel olarak Türkiye veya sadece Amerika'ya ait bir sorun değil. Ve bankaya yatırdığınız para ne oluyor sorusuna baktığınız zaman iki şey olabilir bankaya yatırdığınız para. Bankacı elinde parayı tuttuğu gün zarardadır. Anında satması lazım. Ya bunu hemen kredi verecek, o da emlak arttırıyor. Ya da bunun hazine bonosu devlet tahviline yatıracak. Eğer bankalar almıyorsa bu hazine devlet tahvilini faizler fırlar. O zaman kimin alması lazım? Fed'in veya Merkez Bankası'nın alması lazım. Şunu söyleyeceğim. Böyle bir ortamda o zaman altına geleyim ben. Hı hı. Eğer devlet kağıtları pul olacaksa yani Amerika borcunu ödeyememesi demek o kağıtların pul olması demek. Öyle değil mi? Temerrüte düşmesi demek. Aynen öyle. Gerçekten. Yani bu kısa vadede olacak bir şey değil yalnız. Onu da söyleyelim. Yani benim tahminim ben 2014 sonu demiyorum ama 2015'in ortalarından itibaren artık bu Amerika'da ben de öyle bekliyorum. 2015'in dördüncü çeyreğinde bekliyorum bunları. Bu durumda ödeme aracı ne olacak Kaan ya? Yani dünyada ticareti yaparken şimdi, sen şimdi dolar ödüyorsun. Herkes doları kabul ediyor. Yarın Amerikan dolarının riski nedir? Rezerv para olma özelliğini kaybetme riski nedir? Bence rezerv para özelliğini kaybetmesi daha da uzun sürecek. Tabii daha borç krizinden sonra gelir onlar. Yani bunlar bu konuları kesmek çok zor. Biz kain değiliz ama bunları dersem 7 yıl sonrasına gibi beklerim öyle şeyleri. Arada çok önemli bir konu var. Realiteleri konuşalım. Ne yapalım? Ne kalacak elimize? Ya insanların her şeyin nasıl yanaşırsa sağlıklı mı değil mi ona göre ölçerim. Ev nedir? Ev nedir? Barınmamıza gereken bir şeydir. Bir ihtiyaçtır. Gıda da öyledir. Yaşamamız için gereken bir ihtiyaçtır. Onlara öyle sağlıklı yanaşırsanız eviniz var almışsınız. Bunu ben yatırım amacıyla ileride daha pahalıya satacağım da daha büyük malla varlığım olacak düşüncesine yanaşmıyorsan hiç kimse korkmasın. Tabii. Evi var, işi var, rahatsa tamam. Biz onu ama ayıralım. Şimdi bunları borç alıp siz devamlı emlak alıyorsanız birçok insan öyle yapıyor şu anda zengin olmak için. Bir gün bu patlarsa hiç ağlamasın. Çünkü
Her işte risk vardır. Bunun da riskini bilinçli girsin burada. Yani korumalı piyasaya girme diye bir şey var dersek de sadece limitli vardır. Çünkü affedersiniz ertesi gün hapı yoktur piyasalarda. Evet. Siz yandınız, yandınız. Bunu çok dikkatli oynamaları lazım. Bunu da akıllarında canlandırsınlar. Ben sonsuza kadar zengin hoca ben çok gördüm. Emlak içinde bilhassa çok, borsada da. Aa, neye dokunsam ikiye katlıyorum, sonsuza gidecek, sonsuza riskini büyütüyor. Kardeşim bir yerde bir çiplerini masadan al, kenara koy. Sırf ona sahipsin. İşte neye sahibim der. Altın derken de öyle bir şey. Altın algı olayıdır. Altının değeri, asıl değerini, ekonomik değerini şöyle görüyorum. Yaşadık. Tarihe bakarsanız kendim yaşadım. 90'lı yılların başında Yugoslavya Savaşı olurken biz yardım veriyorduk insanlar orada. İşte ihtiyaçlarını, ilaçlar yolluyorduk haftada bir, battaniyeler, şunlar bunlar. Çok çok acı senaryolarla karşılaştık oradaki insanların, geliyorlardı. Yani bitmiş bir şekilde neler yaşamışlar, trajediler. Ama şunu diyorlardı. Ya elimde biraz altın vardı. Bu altından dün 5 yumurta aldım. Bakın. Onsu 32 gramı isterse borsada 1300 dolar olsun. Orada 5 yumurta ediyor. Ama hayatta kalıyorsunuz. Aynısını Japonların zamanında Çin'e girdiğinde Şanghay'daki zengin ailelerin anlattığıydı. Takılarını vererek kızlarının namusunu korumuşlar askerlerin karşısında. Orada altın 1000 dolardı, 10 bin dolardı, 500 dolar önemli değil. Şimdi felaket senaryosu konuşmak istediğin için bu. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Ben şimdi böyle bir şey olacağını da demiyorum. Ben şunu diyorum. Gerçeklerle yüzleşelim. Gerçekler nedir? İstihdamdır. İş ve aştır. İş ve aşı konuşmazsak ekonomi konuşmuyoruz. Diğerleri zaten teferruattır. Şimdi gelelim ona. İstihdam yaratılıyor mu dünyada? En önemli konu budur. Bence evet. İstihdam yaratılmayan bir dönem geçiriyoruz biz. Tabii, aynen. Ne kadar baksanız da rakamlara ikincil işler, üçüncül işler yaratılıyor. İnsanlar öyle çaresiz ki ikinci, üçüncü işlere girdiği için çok düşük kalitede işler yaratılıyor istihdamda. Bir de bakarsanız kimler çalıştığını Amerika'da billahsa baksın insanlar. Gençler değil, okumuşlar değil iş bulanlar. Artık kim? 55-60 yaşın üzerinde çaresiz kalmış emekliler ikinci işler giriyorlar. Kalitesi aynen. Çok düşük. İstihdama katılım oranı gittikçe düştüğü için de bu rakam güzelmiş gibi gözüküyor. Aslında öyle değil. Perde arkası Avrupa'da da çok ciddi ve bizim ülkemize de demin dediniz bu parasal genişleme sayesinde sürekli para girmese biz de o kadar güzel parlak durumda olamayız. Ve Avrupa'nın kötüye gitmesi bizi etkileyecek. Tabii. Ben gelecek seneye çok aşırı bir büyüme beklemiyorum Türkiye'den. Çünkü Avrupa'dan gerçekten ciddi sorunlar bekliyorum gelecek seneye. Hep örtbaz edildi. Hep örtbaz edildi. Şimdi bak o hani Draghi dedi ya. Evet. Bu dünya merkez bankacılığı tarihinde görülmemiş şeyler oluyor. Mesela Amerika Merkez Bankası'nın mortgage kağıtlarını alması daha önce dünya merkez bankacılığında olmayan bir şey. Yok öyle bir şey. Yani özel evet. Sektör tahvillerini alması. Aynı şekilde Draghi, Avrupa Merkez Bankası Avrupa'daki krizi nasıl durdurabildi? Şimdi hı-hı. İtalya ile İspanya Yunanistan olma yolunda hızla ilerliyordu. Yani %7-8'lere çıkmıştı faizler. Zaten 8'i geçseydi eğer orada İtalya, İspanya 8'i geçseydi zaten anında 35-40'a çıkacaktı. Tabii. Onların aynen. Faizleri. Aynen. Orada onu nasıl durdurdular? Dedi ki Draghi eğer başvurursanız sizin tahvillerinizi alacağım. Şimdi millet niye İspanyol, İtalyan tahvili aldı? Nasıl olsa bir alıcı var. Değil mi? Bravo. Bu alıcı neye karşılık alıyor bunu? O tahvilleri. Neyi, ne yaparak alıyor? Çünkü bilançosunu yükümlülükler kısmında istediği kadar parayı arttırabilir. Buna bir tek ayak direten Almanya. Onlar da hala hükümet kurmaya çalışıyorlar. Onlar bayağı direndiler. Bayağı direndiler. Ama ne zamanki o laf çıktı... Ondan sonra oradaki reformlar nasıl yavaşladı? Nasıl bir anda o bütün çok ani önlemler, sıkılaştırıcı önlemlerden hemen vazgeçildi? Şu an dediğin gibi bir kurtarma operasyonu ama hani müflis tüccar vardır da ondan alır borcu, ondan alır, ondan alır, işi idare etmeye çalışır, ötekinden mal alır. Daha önce hep eskiden mal aldıkları mal vermemeye başlar. Bu sefer başka birinden almaya başlar ve belli bir süre sonra da tüccar ortada yoktur. Saadet zinciri işte. İşte saadet zinciri. Aynısı evet. Merkez bankalarının yaptığı büyük bir saadet zinciri oyunudur. Şimdi ellerindeki silah. Para arzını kontrol ettikleri için para bir konu değil aslında. Herkes bunu konuşuyor da para değil konu. Ben Merkez Bankası sistemi basıyorum bilgisayara. Artık siz evet. Gidip darphanelere basmıyorsunuz. Tak tak tak. Kaydı. 100 milyar. 100 milyar.
NTRO yaptılar iki defa trilyon evet. üzerinde Avrupa'da. Bu da aslında 1 trilyon euro onların yani. Tüzelliklerine yapacaktan genelgelerine aykırıdır Avrupa Merkez Bankası'na. Evet, orada da bir sürü yasalar çiğnendi. Kurtarıyoruz. Ondan sonra sözel müdahaleyle dedi ben dedi gerekirse sizi koruyacağım. Bunu demesi yetti. Teminat altına şimdi, almış oldu. Kaan Engin Duran diyor ki Yaşar Bey lütfen az önce vereceğiniz örneği verir misiniz? Yani ben bir örnek vereceğim demiştim. Evet. Ayrıca Halil Buhur diyor ki tarih tekrar edecekse yine 1994, 2001, 2008 döngüsüne göre diyor. Bir sonraki kriz 2015'e denk geliyor. Yanlış diyor. Değil. Güzel bir yanaşım çünkü öyle bir şey var. Şimdi ben şey diyeceğim. Az önce vereceğim örnek şuydu. Şimdi o bir matematikçi borsa oynuyor kitabında. Çok çarpıcı bir şey var, örnek var. Diyor ki elimde diyor bir Alaaddin'in sihirli lambası var. Bir şişe var. Bu şişeden çıkacak cin istediğiniz her şeyi yapıyor. Tamam mı? Her şeyi yapıyor. Yani cin çıkıyor bana trilyon getir diyorsun getiriyor. Fakat bir şartla diyor bu şişeyi alacaksınız. Aldığınız fiyatın altına diyor satmak zorundasınız. Mutlaka elden çıkartmak zorundasınız. Aldım ben şişeyi. Ve dileğimi diledim. Ve aldığım fiyatın altında satmak zorundayım şişeyi. Zorunluluk bu. Eğer satamazsam bana verdiği bütün trilyonlar vesaire her şey yok oluyor. Ve cehennem türü bir azap çekmeye başlıyorum. Tamam mı? O kitaptaki şu örnek. Şimdi diyor böyle bir şişeyi diyor piyasada kime verseniz kim almaz diyor. Herkes alır. Mesela ben desem ki al 1000 liraya satıyorum sana bu şişeyi. Ben kendi dileğimi yerine getirdim. Sen ne yaparsın? Sen de dersin ki alırım. Çünkü 999 liraya aynen satacak öyle. Birisi vardı. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Lira bazında 1 liranın altına satamazsın i̇şte diyor. Kuruşlara düşeriz orada. Yok kuruşa gelmiyor. Bir kuruşa da desem 1 kuruş. Şimdi diyor ki veya kuruştan gidelim. 1 kuruşa diyor kimse bu şişeyi alır mı? Almaz kimse. Alamaz çünkü yarım kuruş yok. İşte sıcak patates olur herkesin elini yakar kalır. O zaman diyor 1 kuruşa diyor almazsın sen çünkü satamazsın onu. 2 kuruşa alır mısın? Şimdi 2 kuruşa alırsam ben alırsam Yaşar Erdinç olarak Kaan almaz 1 kuruşa. Evet. O zaman satamam. Zaten ömür boyu işkence çekerim. 3'e alırsın o zaman. Bak 3'e alır mısın diyor. Alırsın. Ama bak şimdi bu bilgiyi herkes bilmiyor. Şöyle alırsın değil. Ben şimdi 3'e aldım 2'ye satarım ama şimdi 2'ye alan adam satamayacağını bildiği için alabilir mi? Alamaz. Da. Neyse 4 diyor. Bunu devam etti. 4'e alan adam 3'e almayacaksa öteki. Çünkü 2'ye satacak adam bulamayacağı için 4'e de almamanız lazım. Yani mantık silsilesi içerisinde gittiğinde sonsuz bir fiyat çıkıyor. Fakat diyor piyasa dediğiniz yerde bunu diyor kime diyor 1000 liraya veya 1000 dolara satmak istesiniz ama çünkü diyor mutlaka yeni bir tane daha alıcı bulur. En son şişe birinin elinde kaldığında satamadığı anda diğer herkes hep birlikte büyük bir işkence çekecek. Çünkü şişe satılmazsa bir şekilde hani saadet zinciri diyoruz ya o zincir koptuğu anda o zaman zaten trilyon da olsa bir şekilde o şişenin satılamadığı bir an gelecek öyle değil mi? Aynen öyle. O an geldiği anda senin sahip olduğun her şey senin elinden alınıyor çünkü şişe satılamadı. Evet. Ve bitiyor olay. Piyasada da bu mantık var. Yani geldiğin zaman biz de piyasalara baktığımızda ben kaçar kurtulurum ya. Piyasada bir çöküş olursa değil mi? Hep o düşünce vardı. Nasıl olsa satacak birini işte. Bulurum. Fakat bunun yanına şey koymamız gerekmiyor mu? O zaman biz şeyi konuşalım Kaan. Tamam böyle bir ortam %100 olacak diye hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama böyle bir döneme yani Amerika'nın borç konusunda ciddi zorluğa girebileceği ve Avrupa'nın o halının altına süpürdüğü pisliklerin acayip ortalığa koku yaymaya başladığı bir döneme girerken sen nasıl girerdin? Ha ben nasıl girerdim? Onu söylemiş olayım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir defa bu varlık balonları olduğuna inandığım için varlık balonları ne zaman patlayacağını da kimse kestiremez dediğimiz gibi. Evet. Çok temkinliyim borsa konusunda. Şimdi bunu söylerken biliyorum herkes diyecek alalım mı satalım mı? Ya gördük. Şimdi dünyada Amerika'yı neden konuşuyoruz? Amerika'nın para basması sayesinde bizim piyasalar yükseliyor. Onu gördük. Çok ciddi şekilde. Bunu görmek istemeyenler zaten affedersiniz kördür artık. Çünkü 93 bine 63 bine düşmemiz nedeni sadece bu parasal basmayı azaltırız demelerinden oldu. Evet. Yani biz olduğu gibi bizim piyasamız dışarıya bağlı. Dışarıdaki para akışına bağlı. %65'i başka hiçbir şeye değil. Herkes diyor Türkiye'nin ekonomisi böyle değil.
Biz dışarıdaki hangi para basılıyorsa, ne miktarda basılıyorsa ona göre bir borsamız vardır. Ben uzak duruyorum borsadan. Çünkü bana kumarhaneyi anımsatıyor artık. Çünkü bakıyorsunuz 63 bindi, 78, 79 bin oldu. Dün konuşuluyor gene 90 binler, 100 binler. Gidebilir, gidemez diyemem artık. Bunu bilemeyiz biz. Ne kadar para basılması devam ederse, ne kadar o algı olursa devam eder. Ben uzak duruyorum. Emlak derken yanılsam da yıllardır devamlı yüksek, korkuyorum bu fiyatlardan girmeye. Açıkçası söylüyorum. Ya fiyatlar deli. Çok büyük bir para bağlaman gerekiyor. 30 yıllık, 40 yıllık kira bedeline ev... 40 yıllık kira bedeline ev satılıyor ya. 40 yıllık kira bedeline. 40 yıllık kira bedeline demek %2,5 getiri demek. %2,5 getiri ise bugün mevduata bağlan %9 getiriniz var. Yani krizlerde cash is king. Cash is nakit, king. Yalnız orada şu var şimdi işte. Nakit kral. Demin bir arkadaş çok güzel bir şey sormuştu. Hı-hı. Kıbrıs'ta yaşandığı gibi cash is king ve Avrupa bunu da tüzeklerine geçirdi. Bir dahaki banka sallantılarında mevduat sahiplerinden de alınacak diye. Kıbrıs'ta yapılan mülkiyet hakkına dokunma konusu var. Buna rağmen oradaki bankalarda, bankalardan ran dediğimiz bankaya koş, para çekişi olmadı. Bu da çok enteresan. Bu ne demek? Gönüllü kurbanlığı seçti millet. Bilsinler. Yarın Avrupa'da bankalar batarsa, mevduat sahiplerinin parasına el konulursa hak ediyorlar. Çünkü bilmelerine rağmen o bankalarda paralarını bırakıyorlar. Mevduat sahibiyseniz çok dikkatli olmanız lazım. Avrupa'da. Tahvil sahibi olursanız Takas Bank'ta daha da güvenlidir paranız. Onu bilmeleri gerekiyor. Orada 50 bin sınırı yok. Şimdi onları konuşursak biraz detaylı. Ben keşe inanıyorum. Şimdi bana ne diyorlar? Yükseliş dönemlerinde keşte kaldın mı nakitte? Cash is trash diyorlar. Nakit evet. Çöptür. Evet. Çünkü nakit çok az getirisi var. Yatırım yaptınız mı daha büyük getirisi var. Yalnız bu döngü döndüğü anda cash is king oluyor. Birden herkes sıkışıyor. Varlık fiyatları yarı yarıya düşüyor. Tabii ki. Evet. Ben bunların hepsini gerçek hayatta yaşıyorum, görüyorum. Sürekli cash is trash diyenler sana şimdi şey cash is king yani. Demeye başlıyorlar. Şeyden biliyorsun, Avrupa'da bir Target 2 diye sistem var. Target 2 sistemi. Evet. Hani merkez bankalarının clear olduğu yer. Şu an İtalya'dan, İspanya'dan, tamam mı? İspanyol bankalarından Avrupa, şey Almanya bankalarına kaçan mevduatın haddi hesabı yok. Orada sürekli Alman Bundesbank'ın, tamam mı? Evet. İspanyol ve İtalyan merkez bankalarından alacağı sürekli artıyor. Ve akademik dünyada bu tartışılmaya başlandı. Ya bu Target 2 sürekli yükselip duruyor. Çünkü İspanyolu, İtalyanı, Yunanlısı hepsi Alman bankalarına doğru kaymaya başlamış. Yarın hadi dese ki Bundesbank ödeyin kardeşim şunu. İspanya, İtalya merkez bankasını ödeyemeyecekler. Evet. Şimdi bu uzun vade perspektif karanlık. Yani ben orada %100 haklıyım. %100 sana katılıyorum, pardon. Uzun vade perspektifte borçların bu kadar yüksek artıyor olması, bu kadar para basılması bana sadece şunu hatırlatıyor. Geçmişteki dünyadaki ciddi enflasyonları hatırlatıyor. Yani enflasyon bir şekilde gelecek de Kaan. Ama gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü para tabana inmiyor. İnmiyor. Paranın el değiştirme hızı 110 yılın dibinde. Tamam. Bu kadar para arzına rağmen bakın bu da bir evet. İlktir tarihte. Doğru. Para sonsuzluk rakamlarına kadar basılıyor artık sonsuzluk. Yani evet, QE'ler artık sonsuz evet. Oldu. Evet. Ona rağmen enflasyon diye bir şey yaşamıyoruz. Tam tersine deflasyon yaşıyoruz. Neden oluyor bu? Çünkü o para sadece belirli bir grubun elinde dönüyor. Sen varlık ben, piyasalarına sen gidiyor. Sen Fed'sin bak. Evet. Ben de bankayım. Evet. Sen bana parayı verdin mi? Varlık aldın mı? Tahvili, bonoyu veya morgıç kağıdını evet. Aldım. Ben parayı aldım. Ne yapıyorum siz abi? Siz de varlık alıyorsunuz. Kredi veremiyorsunuz çünkü şu an. Geri sana, sende tutuyorum evet. O parayı. Tekrar sana gönderiyorum. Sebep? Çünkü buradaki George kredi istediği zaman diyorum ki ya zaten bir sürü finansal sıkılaştırmalar var. Regülasyonlar acayip sıkılaştırılıyor kredi konusunda. Evet. Buna verirsem yarın ödeyemezse yine elimde patlayacak. En iyisi ben çok düşük faizle şu Amerikan tahvillerinde tutayım. Amerikan hükümeti söz vermiş. Ya da bunu hedge fonlara oraya buraya onu yapıyorum. Satayım. Oradan da gelişmekte olan ülkelere. Amerika'da tartışıldı biliyorsun kongrede bu. Evet, hatta Bernanke'nin konuşması sırasında da tartışıldı. Ya biz para basıyoruz gelişmekte olan ülkelerin evet. işine yarıyor aynen öyle. Dediler. Ben enflasyon ne zaman gelecek biliyor musun? Enflasyon ne zaman gelecek? Ne zaman ki artık hafifçe büyüme yükselmeye başlayacak. Onu göreceğiz mi acaba? Göreceğiz. Ben asıl büyük tehlike de o olacak zaten. Yani büyüme hafif yükselmeye başladı. İnsanların risk algılama arttığı anda, yani riske karşı bir risk alma duyuları arttığı anda bu sefer banka o adama kredi verecek. O gidecek arabasını alacak. Öteki
televizyonunu alacak. Öteki eşyalarını yenileyecek ve böyle bir büyüme başlayacak. Fakat bu büyümenin bir threshold dediğim bir kırmızı çizgisi var. Orayı aştığı andan itibaren enflasyonist baskıyı her yerden hissedecekler. O sırada parayı çekmeye kalksalar dahi geç çok geç olmuş hiç olacak. Şey ve o yüzden de özellikle ben herkese normalde önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl vesaire bir miktar %15-20'si portföyün, fazlası değil ama sigorta amacıyla altında tutulmalı diyorum. Yani öyle bir resimde. Neden? Çünkü bu para piyasaya çıktığı anda enflasyondan koruyabilecek tek şey miktarı arttırılamayan şeydir. Ya maldır, alıp malı çürütebilirsin. Yani ben tonlarca peynir alıp bir tarafa koyabilirim ama bir sene sonra çürür. Hani çürümeyen, oksitlenmeyen değerini sürekli... O zaman toprak alsınlar. Değerini... O zaman tarım toprağını atasına para. Hayır hayır, tarım toprağı doğru söylüyorsun. Ama tarım toprağını da mesela adamın 50 bin lirası var. Öyle bir toprak alabilecek şeyi de yok. Başka konu. Yani bölünebilirlik özelliğine sahip olması lazım. Yani evet, aldığın şeyin. Yani paranın fonksiyonlarından sonuçta... O zaman altın alırken bir kiloluk külçe de almasınlar, ufak alsınlar. Evet, hepsini. Evet. Onları bozabilsinler. Yani bir felaket gramlık, senaryosu konuşursak öyle yapmasın. Hayır, en azından ben portföyünü sadece sigorta olarak %15-20'si, yani 100 bin liram varsa bir 15 bin lirası öyle bir gramlık 24 ayar gram altın şeklinde bir şekilde tutulmalı. O belki de o günler hiç gelmeyecek, bilmiyorum. Belki de 8 sene sonra gelecek, bilmiyorum ama sigorta amaçlı olsun diyorum. Yani o bir opsiyon aslında. Yani opsiyon satın almış oluyor. Peki yalnız bunları konuşurken şunu unutmayalım. Sen nasıl bir portföy öneriyorsun önümüzdeki 3 yıl uzun vadede? Ben nakite inanıyorum. Çünkü ben bu ortamda... Nakit deyince likit fonda mı tutsun yani? Mevduatta tutsun. Ondan sonra tahvil alıyorsa tahvili sonuna kadar tutmaya hazır olsun. Durasyon riskine girer. Arada bir satmak isterse hareketlilikten para kaybeder. Ondan diyelim 2 yıllık tahvil al, 2 yıllık tahvili tutsun. Onun dışında döviz sepeti her zaman öneriyordum. Döviz yatırım aracı değil falan filan diye insanlara aşıladılar ama öyle değil yani. Biraz bir risk diversifikasyon dağıtım aracıdır yine de. Çünkü değişik ekonomilerin riskleri var. Onların arasında bir şimdi dağıtım. Şimdi Amerika çökecekse Kaan yani doları niye tutalım? Dolar öyle çökmüyor. Çünkü dolar neden çökmüyor? Petrodolar sistemi var dünyada. Bütün ham maddeler her şey dolar kotasyonu, dolarla ticaret edildiği için doların çok büyük bir talebi var. Onu evet, unutmayalım. Yani burada bir sistemi anlamak lazım. Dolar çökecek çökecek çok duyuyoruz da bence bu gelecek... Beklediğimiz borç krizinden değil, ondan sonraki dönemde Çin'in güçlenmesinden o sorgulanacak bence. Bunu da 2020'lerden sonra konuşacağımıza inanıyorum. Şu anda doların ben çökeceğine falan hiç inanmıyorum. Rezerv para olarak tek bir paranın olacağını düşünemiyorum. Yani tek bir paranın rezerv para olabileceğini düşünemiyorum. Zaten o hep değişiyor. Bu Birinci Dünya Savaşı'na kadar sterlingti. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dolar oldu. Bakarsanız geriye hep öyle değişik değişik dönemler. Hepsi geçicidir. Ama bak tekti. Sterling'den önce de altındı. Hı-hı. Altın, sterling, sonra dolar. Hı-hı. Ama bundan sonra sanki para, birleşik para birimleri gibi. Yani en güçlü 20 ülkenin çıkarttığı bir para mı rezerv para olacak onu bilmiyorum. Ama bir şekilde rezerv para değişecek. Önümüzdeki bir 15-20 yıl içerisinde. Yani sepet dolar... var zaten. IMF'nin o çekme hakları evet, dedikleri SDR, bir tane evet, SDV'ler var. Hazırlanıyor. Ya olabilir onlar değişir de asıl paranın evet, doğası değişmiyor. Paranın doğası karşılıksız Kaan, bir sistemde başlıyorsa maalesef sonu yok. Süremiz son 15 saniye değil. Son sözlerini alalım. Nasıl geçtiğini ben anlamadım. Evet. Vallahi ne dediğimizi ne yaptığımızı onu öğrendim ki insanlar hep unutur. Nasıl his bıraktığımızı unutmazlar. Buna göre davranalım. Algılamada da en önemlisi odur. Nasıl hisler kalıyorsa bu devirden ona göre akıllarına işlenmiş olacak bu insan. Evet, bu biz sevgili seyirciler bugün çok daha uzun vadeli bir perspektife baktık. Yani bugün piyasa ne olacak, tarım dışı sistem ne olacak, borsa ha, artar hiç mı, giremedik vallahi yükselir mi vesaire diye girmedik. Özellikle Kaan'la bu uzun vadeli perspektifleri önemliydi. Onu konuşmaya çalıştık. Tabii bizim burada çizdiğimiz resimde hakikaten dünyada yaşanmayan bir dönem yaşanıyor şu an. Bu nelere gebe bilemiyoruz çünkü daha önce yaşanmadı. O nedenle de temkinli olmakta fayda var. Bir miktar nakit durmakta fayda var. Yani bir kısım nakdi işte az önce söylediğimiz gibi bir kısmı altın veya şeyde likit olarak tutulabilir. Ama dünya hakikaten önemli bir dönemeçten geçiyor. Bunu konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum çok Kaan yayına hocam, katıldığın için. Teşekkür ederim. Evet yarın sabah yeniden Paranın Rotası'nda sizlerle birlikte olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.